Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün Shiba ve Bitcoin ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Ama şu var arkadaşlar. Bakınız, kritik noktalarda zaten ben size hepsini bilgi olarak veriyorum. Özellikle bizim gruptan bahsedeceğim. Telegram grubundan bahsedeceğim. Arkadaşlar size satış yiyeceği rakamlara kadar, dönüş yapacağı rakamlara kadar hepsini nokta atışı olarak veriyoruz. Size yetişen sadece tek bir şey var. Takip etmek. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Takipten başka bir şey değil. Bazen bakıyorum sorduğunuz sorulara, 2 ay öncesi analizlere, 3 ay önceki analizlere bakıyoruz, ses kayıtlarını inceliyorum. Ve dediğimiz rakamlar arkadaşlar nokta atışı olarak görmüş. Ve ben orada satış yer, ben kar alırdım dediğim noktalarda satış yemiş geri gelmiş. 4x yükselmiş, 5x yükselmiş. Shiba'da da böyle oldu arkadaşlar. En sorduğunuz batıydı baktım. Hepsi nokta atışı olmuş. İnşallah incelemişsinizdir. Şimdi Shiba'da da kritik bölgelerde, şu bölgelerde özellikle kendimi yırttım arkadaşlar. Bu yükselişten önce kendimi yırtmıştım. Hatta videoda çekmiştim. Çok ucuz olduğunu en az 1x'e kadar beklediğimi, hatta yukarısında olabileceğini söylemiştik. Ve yaklaşık 4x yaptı arkadaşlar. Şöyle bir şanssızlık oldu. Bu yükselişte ben neredeyse komalık durumdaydım. Aşırı derecede hastaydım. Yataktan kalkacak halim yoktu. Telefonda en azından Telegram grubundaki arkadaşlara ses kaydı olarak nokta atışı olarak burada satış yediği rakamlar var ya arkadaşlar, dönüş yaptığı rakamlar, size bunları söyledim. Yani burada bile hani başkalarının maksimum belki 4x alabileceği bir ortamda sizin 8x belki 9x alabilecek fırsatlarınız oldu. Şimdi gelelim güncel durumumuza. Burada da biz hemen yakın zamandan bahsedeceğim arkadaşlar. Biz Shiba'da çok kazandık. Burada bile %28'e yakın bir kar fırsatı sundu. Size paylaştım Telegram'da. Bu noktalarda da geçen gün, hemen dün itibariyle burgerle ilgili kısa bir paylaşımımız vardı. Anında 5 dakikada dediğimiz noktanın ilk noktayı gördü. Yani nokta atışı rakamlarımız mükemmel arkadaşlar. Yeter ki takip edin. Bu grubu ilk defa izliyorsanız ve bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız özür dilerim arkadaşlar. Grubu dedim. Aşağıdaki gruba da dahil olun. Ve orada ses kayıtlarında arşivde sorularınızın cevapları var. Kimseye de para vermenize gerek yok. Ücretsiz gruplardır. Sorularınızı kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi gelelim Shiba'ya. Arkadaşlar bakın, Shiba'da size ben birkaç tane kritik bölge verdim. Kanal zirvesi. Biz bu kanal zirvesini görmeden, üzerine atmadan, sizin o beklediğiniz 2x'ler, 3x'ler, 5x'ler neyse, uzun vade hedefinizden bahsediyorum. Yolları açılmayacak arkadaşlar. O kesinlikle o bölgeyi takip edeceksiniz ama uzun vade beklemeyi bazen yanlış anlayabiliyorsunuz. Evet, uzun vade alttan almışsındır, bekleyebilirsin, ana paranı onu tutarsın ama kısa vadeli işlemlerde de böyle ani satışlar oluyor ya, sert satışlar oluyor böyle. Eğer nakitin varsa al sat yaparak da burada da karlı çıkabilirsin. Örnek veriyorum, aşağıdan yakaladın, elinde nakitin vardı. 2K'lık 3K'lık bir alım yaptın. Yukarıda senin 2K'ın 3K'ın oldu sana 3800K, 4000K. Ne oldu? 1000K'lık bir karın var. 1000 USD'lik bir karın var. Orada da kısmi kar alabilirsin al sat yaparak da. Bu bakın, bu satışlar ve aşağı yönlü yukarı yönlü hareketler bunun içindir arkadaşlar. İkinci bir kar fırsatı sunar. Ama gene de dikkatli olun. Çünkü niye? Burada maalesef ki Bitcoin. O çok önemli. Evet, Shiba yükselişe başladı. Ateş yeni yandı arkadaşlar. Ama bu yeni yanmış, daha büyümemiş bir ateşin üzerine su dökerseniz ne yapar söner. Bitcoin satışıyla hemen birazcık sönümlenmeye geçti. Eğer devamı gelseydi ve Bitcoin satışı zor olsaydı tabii ki daha fazla yukarı çıkarabilirdi. Ama sıkıntı yok, hala sinyaller yukarı arkadaşlar. Kritik bölgeyi, ilk direnç, kanal direnç bölgesini kırdık. Birinci bölgeyi kırdık. Sonra takip bölgesi, iki tane ana kanalı var. Ama arada da direnç bölgeleri var. Şimdi birazdan onları vereceğim. Bu aradaki direnç bölgeleri. Şimdi vereceğim rakamları ilk defa duyanlar, ya bunlar sıradan rakamlar deyip geçecek. Arkadaşlar bunlar size verdiğim rakamlar satış yiyip geri gelebileceği muhtemel bölgeler. Kıramazsa, kırarsa bir sonraki bölgeye bekleyeceksin verdiğim rakamı. Kırarsa daha sonrakini. Kıramazsa bil ki o bölge satış yiyeceği bir bölgedir. Peki nereye kadar inebilir? Verdiğim direnç bölgeleri aynı zamanda eğer kırarsa size destek olarak çalışır. İşte o direnci destek olarak baz alın arkadaşlar. Birinci destek kırıldı. Sonraki desteği takip edeceksin. İkinci destek kırıldı. Bir sonraki desteği takip edeceksin. Bu şekilde. Destekteki durumuna en az bir 4 saat incelemeniz lazım. Yani orada en az bir 4 saat üzerinde kalması lazım ki tutunabilirsin. Yoksa satış yer aşağıya gelir. Birinci bölge. Satış yiyeceği rakam, ki satış yedi zaten. 2955. İkinci takip bölgesi 3095.
Kanal zirvesi arkadaşlar, işte bu bölge kanal zirvesi önemli. 3266. Bu kanalın üzerine atıp kalmamız lazım. Tabii ki bunlar için de Bitcoin de şart arkadaşlar. Onsuz da olmuyor maalesef ki. Ara direnç bölgemiz 3501. Ara direnç bölgemiz 3667 ve beklediğimiz o kritik ikinci ana kanal direnç, çok çok önemli nokta, 3871. İşte bu kanalın üzerine atabilirsek hemen hemen %40'a yakın, neredeyse az bir rakamda değil. Evet, yaklaşık %40'a yakın. Üzerine atabilirsek arkadaşlar o beklediğiniz daha büyük hedeflerin yolu açılır. Trend tekrardan yukarı olur. Şu an yatayda, aslında yatayda da sayılmaz. Eğim yukarı arkadaşlar, eğim yukarı. Aşağıyı verelim. Aşağıda şu anki bulunduğu bölgeye bakın. Destek bölgesi. Burası destek bölgesi. Eğer destek kırılırsa, 2750'nin altına sarkarsa ara destekleri karşılayacak bizi. Şu an için 2595, 2000, evet 2570 ve 2500'ler ara destek bölgemiz olarak çalışacaktır. Ama şu an için sinyaller iyi arkadaşlar. Hani aşağı gelmesini hangi şartlarda beklerim ben? Bitcoin sert satış yerse ancak o şartlarda bu aşağıdaki destekleri beklerim. Şu an için normal Bitcoin'de, ufak yatay bir Bitcoin'de, ufak satışların geldiği bir Bitcoin'de şu an için aşağı inmeyecek gibi görülüyor. Sağlam çünkü. Bitcoin ile ilgili de bakın arkadaşlar, size kritik rakamları veriyorum ya. Biz bu kanalın üzerine atmamız gerekiyordu. Üzerine attık mı attık ama kalıcı olamadık. En az 4 saat, bir günlük bir kapanış gerekiyordu. Maalesef ki bir günlük kapanışlar yapamadık. Sonraki gün tekrar satış edik, aşağısına geldik. Aşağısına geldik ve bu kanalı kıramadık. Kaçınılmaz bir yerimiz var arkadaşlar. Aşağıdaki destek bölgelerimiz, ara destek bölgelerimiz. Bunları zaten size ben daha önce verdim. Uçarı kaçarı yok. Aşağı gelir. Bana şunu soruyorsunuz. Hocam yön aşağı mı yukarı mı? Arkadaşlar yanlış bir soru. Yanlış bir soru bu. Yön aşağı mı yukarı mı diyemezsiniz. Niye? Çünkü bakın trendi bozacak bir hareket yoktur. Evet yön yukarıdır. Hareket yukarıdır ama yukarı demek satış imici anlamına gelmez. Aynen burada görüldüğü gibi %10, %20, %25 satışlar gelir. Hatta bu satışlar çok sert satışlar olur. Hocam niye böyle sert satış yiyor? %20'ye kadar. Arkadaşlar böyle sert satış yemesinin sebebini zaten daha önce söyledim. Piyasada açılan long ve short işlemler, kaldıraçlı işlemler. Siz 1 kazandığınız yerde o yeri geliyor 200 kazanıyor. Örnek veriyorum, 1x aldığınız yerde 200x alıyor. Ciddi şekilde para kazanma imkanı, fırsatı sunuyor. Ama herkese aynı şekilde sizin 1x kaybettiğiniz noktada paranız kesinlikle sıfırlanmaz. İsterseniz sıfır noktasına kadar gelsin. O parasını sıfırlayabiliyor. Ve tamamen bunlara yönelik olarak yapılmış operasyonlar başka bir şey değil arkadaşlar. Bu sert satışların temel nedeni bu zaten. Başka bir şey değil. Bu. Bu da kaçınılmaz, piyasanın kaçınılmaz bir sonudur arkadaşlar. Burada kesinlikle bunlar olacak zaten. Bunları bekleyeceksiniz. Aşağı gelir mi diye soru sormanıza gerek yok. Gelecek zaten aşağı. Ama 2 hafta sonra, 3 hafta sonra bakacaksınız o aşağı geldiği noktanın çok daha üzerine atmış olacak. Çok daha üzerinde tepeler oluşturmuş olacak ama kaldıraç açtıysanız sizin paranızı hiç edecek, ondan sonra gidecek. Spot'ta sıkıntı yok. Burada yapmanız gereken işlemler. Aşağı şu an aktif arkadaşlar. Ara destek bölgesi bakın çalıştı. Size verdiğim ara destek bölgeleri çalışır arkadaşlar. Biz bu bölgeleri zaten birkaç gün önceki videomuzda, paylaştığımız videoda size ilettik. Aşağıdaki gruba mutlaka dahil olun. Orada sorularınızı cevaplıyorum. Ses kayıtları atıyorum. Evet çok sık video çekemiyorum. Zaman ölçüsünde çekmeye çalışıyorum ama bu yeri geliyor günde 20 tane, 30 tane, 40 tane sorunuzu cevapladığım oluyor. Aşağıda arkadaşlar şu anki mevcut desteğimiz çalışmazsa aşağıda 6630 var. Ve kanal desteğimiz var. 6541'imiz var arkadaşlar. Bunun altına sarkarsa ve 4 saat ve üzerinde kapanışlar yaparsa, bir sonraki desteği de vereyim. 6400, özür dilerim arkadaşlar ya. 64.734, 6, deminki de 65.000'di. Yani kafa gitti biraz. İşte bu trendin altında kapanışlar yaparsa bir gün ve üzerinde, aynen burada olduğu gibi, bu bizi daha aşağıdaki desteklere kadar taşıyabilir. Bu desteklerde ara destek bölgesi, güçlü bir destek bölgesi 60.737 arkadaşlar. Arada desteklerimiz var ama ben şu an en güçlü olarak bu bölgeyi görüyorum. Şimdi artık Bitcoin'de hani zurnanın son deliği dediğimiz nokta var ya, oralara çok yaklaştık. Biz çok diplerden geldik. Nerelerden geldik?
İşte o noktalara çok az kaldı, yaklaştık. Burada tabii ki şu an için takip edeceğimiz bölgeler arkadaşlar yukarıda. Yukarıda birinci takip bölgemiz. Biz bir kere bu bölgeyi kırıp üzerinde kalmamız lazım. 69.287. Sonra bizi ara direnç bölgesi karşılayacak 71.177 ve sonrasında arkadaşlar kanal direnci çok çok önemli. Çok önemli. 72.294 kırmamız lazım. Kırarsak arada da direnç var ama bir aradaki direnci direkt es geçtim söylüyorum çünkü ana kanalı söyleyeceğim. 74.899, 74.900. Bakın arkadaşlar ikinci kritik bölge bu dirençten sonra işte burası. Burası çok önemli. Aslında en önemli nokta şu an için burası. %11 yukarısı. %11 yukarısının üzerinde kalabilirsek yukarıda 81K'lar şu an 82K'lara yakın rakamlara taşındı. Ve onun üzerinde de bir şey kalmıyor. Güçlü direnci kalmıyor. Ne demek olur bu? Ne de şu demek oluyor? 90K'lar, 100K'lar, 110K'lar, 120K'lar görülür demek oluyor. İşte bunların kilidini açan işte bu iki tane bölge. Bu kadar az kaldık. Bu kadar yukarıdayız. Bulaşmaya az kaldık. Ve bunlar tabii ki ne demek? Bitcoin'in bu rakamlara ulaşması demek. Altcoin'lerde canlanma demek. Para kazanç fırsatı demek. Sizin yüzünüzün gülmesi demek. Piyasanın birazcık daha canlanması demek arkadaşlar. Tabii ki de asıl para girişleri Bitcoin çıkacak. Aynen böyle yataya saracak. Yatayda küçük küçük mumlar atacak. Günlük kapanışlarda asıl para girişleri o zaman olacak altcoin'lere. Bir bakacaksınız uzun süredir aşağıda diplerde olduğunu gördüğünüz altcoin'lerin böyle haftalar içinde, aylar içinde 10x, 20x, 25x yaptığına şahit olacaksınız. Tabii ki hepsinden bahsetmiyorum, bazılarından bahsediyorum. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Bunlara da şahit olacağız. Hani bir noktadan sonra artık tekrar satış yiyip geri gelecek diyeceksiniz ya. Her zamanki olduğu gibi, alıştığımız gibi. İşte geri gelmeyecek o zaman. Daha yukarıdan almak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden dolayı söylüyorum. Kısmi satış diyorum arkadaşlar. Kısmi kar diyorum. Uzun vade beklediklerinizde tamamını değil de kısmi kar alınabilir. O kısmi karlarda da aşağı geldiği zaman bu şekilde değerlendirirsiniz. Ya da başkalarını değerlendirirsiniz. Oldu ya aşağı gelmedi. Kalanla devam edersiniz. Bunlar uygulanabilir. Şu an için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için mutlaka like atarsanız daha fazla kişinin görmesini sağlayabilirsiniz. Bu kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan, fırsat videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer ki o beklediğiniz, çok beklediğiniz altcoinlerde böyle pump hareketleri başlatılırsa arkadaşlar size evet video çekemesem de ses kaydı olarak zaten atarım. Sıkıntı yok. Takibe devam, beklemeye devam. Birazcık daha sabırlı olun ama stratejik davranın arkadaşlar. Burası aslında bir oyun yeri gibi düşünün. Aşağıdan alıyorsun, yukarıdan satıyorsun. Bu kadar basit ama aşağısı neresi, yukarısı neresi? İşte orada bir söylüyoruz arkadaşlar. Kritik yerleri zaten söylüyoruz. Geride bir şey kalmıyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.